Vilyan Arao Fenerbahçe için İstanbul'a geldi efendim Brezilyalı futbolcu Flamengo forması giyiyordu artık bir aksilik olmazsa sağlık kontrolünün ardından sarı lacivertli o çubuklu formayı giyip Kadıköy'de boy gösterecek ekrana da geliyor şu anda İstanbul Havalimanı'nda görüyorsunuz Vilyan Arao'yu sarı lacivertlerin yeni transferi İstanbul'a ayak bastı program içerisinde de yine özelliklerini de sizlere aktarmıştık 30 yaşında 1.81 boyunda William Arao Brezilya dışında henüz forma giymedi. İlk kez bir kendi ülkesi dışında maceraya atılıyor kariyerinde. Daha önce Botafogo, Portuguesa, Chapacoense, Atletico Goianiense ve Corinthians formaları giydi. Geçtiğimiz sezon 34 maça çıktı Flamengo'da William Arao bu 34 maçın 24'ünde ilk 11'de sahada görev yaptı. 5 gol attı, asist yapamadı ama 5 gol bir ön libero için 34 maçta hiç kötü bir rakam değil. TRS Kaos ekibinin bizim için hazırladığı e, William Arao oyuncu kartında raporunda güçlü yönlerini şunlar olarak özetlemiştik. Pozisyon bilgisi orta sahadaki yine top dağıtımı, ikinci bölgeden özellikle üçüncü bölgeye aktardığı o top dağıtımı ve burada yaptığı o paslardaki başarılı istatistiği dikkat çekiyor oyuncunun kariyerinde. Yine savunma katkısı orta sahada en önemli özelliklerinden birisi Vilyan Arao'nun rakip atakları kesme konusunda. Yine aynı şekilde rakipten dönen toplarda e, geri toplama noktasında yani basketbol tabiriyle rebound dediğimiz o geri kazanım noktasında önemli meziyetleri olan bir futbolcu. Hem top kesme hem bu savunma katkısının yanı sıra istikrarlı yapısıyla da dikkat çeken bir isim Vilyan Arao. Fenerbahçe'de ön libero bölgesinde önümüzdeki sezon için. İlk 11'de o bölgeye bir numaralı aday pozisyonunda e, Luis Gustavo'nun ardından bu transfer şu an için gerçekleşmek üzere. Artık sağlık kontrolleri çok büyük bir aksilik çıkmadığı takdirde Fenerbahçe forması giyecek. William Arao, e, oyuncu geldi. Hocam e, görüyoruz havalimanında şu anda. Birazdan çıkış da yapacak. Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, bakalım neler sağlayacak sarı lacivertlere. Gustavo artık... Tamamen gözden olacak. çıkarılacak herhalde. Senin iyi niyetlerine ben de katılıyorum. Önce hayırlı uğurlu olsun. Ee, iki taraf için de. Artı bütün takımlarımıza yapılan transferler sakatsız bir sezon geçirsinler. Yatırma İnşallah. En önemlisi o. Tabii. En önemlisi. Şimdi gelenlerle hepsi Fenerbahçe'nin kadrosu iyice şekillendi. Artık bundan sonra bekleyeceğiz. Elimizi kolumuzu bağlayacağız. Kimler gidecek onları bekleyeceğiz. Hocam 3 kritik hamle vardı Fenerbahçe için. Bir, o savunma önü altı bir golcü bir de sol bek. Esas en kritik hamle ne biliyor Hoca. Ya hoca geldi de. Bak şimdi geldi de. Hoca ile birlikte bak. Altı önemli bir transfer. Seferovic'in şey Seferovi de ismi geçti hocalar. Fenerbahçeli. Niye almadı? Çalıştı onunla. Neyini bilir. Şimdi bak neden almadı? Onu anlatmak istediğimiz oydu. Evet. Daha istemeyiz. Biz kendimiz bizim, bizim haddimize mi istememek demek ama biz az buçuk bildiğimiz için söylüyoruz. Şu andaki Galatasaray'ın konumuna yaramaz. Fenerbahçe'de almadı gitti daha dinamini getirdi. Kinki getirdi. Dinamik bir oyuncu getirdi getirdin evet. oraya şey nasıl Vegos'a burada övgüler yağdırdıysak, Cornelius geldiği zaman övgüler yağdırdıysak bu da o tarzda bir şey. King çok önemli bir hamle. Kran, dalga yavru hedef için çok fazla. Evet. Şimdi, ana hedef biraz daha yani, şimdi merkeze bir bolca bu, bu olmak. oyuncu için söylediğimizde aynı Oliveira için de aynısını söylüyoruz. Bunlar alışmışlar o geniş alanda arkada o geniş alanları buldukları için arkadan o diagonal ve ara pastanı uzun topunu adrese gönderiyorlar. Biraz Burada. tempo probleminden şimdi bahsediyor Şimdi tempoya hocam. bak. Tempoyu şöyle yaparsın. Tempo senin önündekiler ayarlar. Sen onu onu öyle bir ayarlar ki hoca. Onu kapatmalarını yapar. Onlar basit bir şeyler. Bizim çünkü bakın bizim ligimizden basit. bahsediyor. Hayır. Önemli olan ne biliyor musun? Tempoda. Zay, bak. Tempo Nevzat, tempo, tempo iyi olmayabilir hocam. Bak, Zekası geç şimdi. Şunu anlatacağım ve tekniği ben sana. çok iyi. Şöyle diyeceğim ben sana. Burası için tartışılmaz bir oyuncu aldılar. Biz kendi ligimizden konuşuyoruz. İnşallah teminimiz şampiyonlar ligine kaldıkları zaman Oradaki tempo daha farklı tabii. Şimdi Brezilya'da ben, biraz ağır tabii. Şimdi biz ge gerçeğimizi konuşalım. Burada hangi takımımız Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalsalar şu ellerindeki mevcut kadrolar sizi bir yere götüremez, taşıyamaz. Ben size söylüyorum. Ben bu oyuncunun ismi ilk bana geldiğinde bilinen kadar... bir oyuncu zaten. Ya Fenerbahçe için bile geçmiyorken ismi bana geldi. Dök dök. <laughs> ben izledim ve bayıldım hocam. Arao ya. Bayıldım. Yani tam melo bari bir oyuncu. izlediğim kadarıyla. Tekniği çok iyi. 34 maç 5 golü var. Yani bugün en zayıf noktası olarak gösterilen hücumda 5 tane golü var. Beş gollerin, o bence değerli. 5 goller nasıl biliyor musunuz? Fenerbahçe'de Lugano vardı. bilirsin. Lugano ile neydi? Edu. Lugiano. Edu. Lugiano Edu da vardı. vardı. Luciano. Luciano vardı. Aynı, vardı. Aynı şekilde goller atıyor. Öndere'ye o kadar iyi gidiyor ki. Fenerbahçe'de o hava hakimiyeti var. Şimdi, Kim var? Hava Serdar hava var. Hava hakimiyetinden ziyade onlar belli. Agresif şimdi, bu. Bizim şimdi agresifi de bir tarafa bıraktım. O kornerden gol atıyor dedim. kornerdeki toplara. Öndereye giderek. Herhalde onların çalışma metotları. Öndereye kesiyorlar. Hocam araya girmek zorundayım. Evet, Bilyan bu... Arao çünkü havalimanında bir yandan geliyor. Ama bir sıcak gelişme var Fenerbahçe konusunda. Şu anda bir yandan da telefonuma bakıyorum. Çünkü mesajlar da geliyor. Haber akışımız hızlandı. Ağ Spor ekibi arasında. Editörümüz Ercan Şimşek de. Ee, hazırlıklarını yapıyordur. Fenerbahçeliler bir yere ayrılmasın. Mutfağa çay almaya bile gitmeyin öyle söyleyeyim. Birazdan bir gelişme var. Ee, çok yakından ilgilendiğiniz bir konuyla ilgili olarak o da ekrana gelecek. William Arao ee, ilk kez dedik Avrupa'ya çıkıyor Brezilya dışına. Az önce bilgilendirmiştik bu konuda da. Oyuncuya aslında daha önce Avrupa'dan teklifler vardı. Bunlardan birisi Benfica'ydı. Jorge Jesus'un çalıştırdığı dönemde Flamengo'dan oyuncuyu alıp Portekiz'e getirmek istedi ama o dönem yaklaşık 7 milyon euroluk teklifi Flamengo geri çevirdi. Çünkü oyuncu takımın sistemin önemli bir parçası denildi ve izin verilmedi. Pek çok gelen teklif bu şekilde geri çevrildi. Şimdi 30 yaşında ilk kez Fenerbahçe forması giyecek. Şunu söyledi. Flamengo çok büyük bir kulüp. Yani Flamengo'dan oyuncu almak Flamengo da kolay değil. galiba. Çok, çok büyük kulüp. <laughs> yani Sıkıntı yaşamaz. Hocam yani, yani, da bilir. Yani, de şey güzel. Ha, Flamengo of. çok büyük kulüp. Orada o başarıları yaşadı Jesus da. Jesus yani kendi takımında o başarıları yaşadı Libertadores'tir falan yaşadığı e, kulüpten bahsediyoruz. O yüzden çok kritik bir hamle yaptı Fenerbahçe. Yani, e, aldıkları. Şimdi, hoca şimdi mutlu olmuştur. Yani, şeyi bekleyeceğiz şimdi ya Fenerbahçe'de kimler gidecek diye artık onu bekleyeceğiz zaten. Koray. Niye anlatım daha, niye alacaklar yani? Peki bir ne şey soracağım. Hocam, şimdi oyuncunun oyuncunun oynadığı mevki gereği Hı -hı. bizi de bilgilendirdi az önce Ümit Berber. Dedi ki oyuncu sade oynuyor ama tam bir görev adamı. Yani pozisyon bilgisi var, alıyor, doğru paslarla veriyor. Yani çok fazla taraftarın aslında gözüne hoş gelecek, bir anda topla birlikte ileri çıksın, işte 30 metreden şut denesin, bu tarz bir e, ön libero var, var profili onlarda, değil. Var onlarda. Ben Abi, de vuruyordu. tam tersi. vuruyordu da. Tam var tersi. <laughs> ben izledim ya, izlediğim kadarıyla oyuncu, yani maç içerisindeki o hareketleriyle taraftar böyle... E, dikkatlerin üzerine çekecek. Şey bir de. Ondan böyle zaten estetik hareketler falan bir ince. Dalan iş. bir oyuncu, Dalan ki, bir oyuncu öyle. Dala, bir... Melo, başka bir versiyon. Sen diyor. savunma katkısıyla diyorsun. Zaten o amaçlan ama o pozisyon için mesela kim var ee, hani şey olarak baktığında e, Rek, rekabet olarak ha, kim gösterebiliriz? gösterebiliriz? Türkiye'de mi Türkiye'de? şu an? Josef'te Josef. Yani, so, şimdi bunun da bunun defansif yönünü çok iyi buldum ben çok agresif bir oyuncu. Yani çünkü Fenerbahçe'nin eksik yönü buydu. Çünkü biraz ön taraf yumuşak gibi Fenerbahçe'de. Ama e, şeyi çok iyi hocam. Uzun pasları siz söylediniz. O diagonal pasları falan çok iyi. Yani araya pasları falan. Zaten ondan Şu, daha bir ekstra istenmez ki. Şunda da şunu da bir parantez açalım. Tabii biz bu oyuncuyu anlatırken oynadığı yerde o takım arkadaşlarına birlikte anlatıyoruz. Onlar o kadar birbirlerini anlaşmış bir takım ki. Böyle bak top buradan geliyor değil mi? E bu tarafa hiç bakmadan pat diye atıyor. Biliyor orasını. Orası gidiyor. Alışmış çünkü onlar birbirlerine. Burada işte oyundaki e burada da tabii Sayın Hoca onunla o prensipleri oturtturacak orada. Şey oradan. yanıltmasın ya 30 yaşında Brezilya dışına çıkıyor. Fark olabilir. etmez. Var oraya, yani birçok örneği var. Kaç orada. kişi var orada Portekiz konuşuyor. Herkes Alex, Portekizce Alex, Alex konuşuyor. Alex'in de Fenerbahçe öncesi Avrupa'sı. Bir parma yapmıştı. Yap, yapamadı ama orada. Yaptı yapmadı. Yani bir gitti çıktı bir denedi. Olmadı geldi ama Alex heykel dikti sonra. Yani. Yani. Öyle bir oyuncudan söz ediyor. Kaç kişinin heykeli dikildi, dikildi bu ülkede? Hocam araya girmemiz evet. lazım. William Arao geldi dedik. Görüntüler sıcağı sıcağına devam ediyor ama Galatasaray Mol Feher var maçının özeti de elimize ulaştı. Ee, bekletmeyelim. Hemen özetini izleyelim karşılaşmanın.